Evet sevgili seyirciler, bizim için büyük, Balkanlar için Avrupa futbolu için tırt bir maçı geride bıraktık. Evet, bugünkü maçımızda bütün hakemlerimiz bayanlardan oluşuyordu ve ev sahibi takım bir değil, üç değil, beş değil, tam 22 kırmızı kart görerek belki de dünya tarihine geçti. Evet, stüdyoya konuğum gelemedi. Kendisi çok değerli bir konuğumdu. O gelemediği için ben sizlerle tek başıma birlikte olacağım. Yuh ya! Ya hocam yuh ya, kendinden şüphe ettiriyorsun insana. Ben burada değil miyim ya? Sevimli ya, Casper miyim ben ya? Üstüne mi çıkayım illa beni gördü ya? Evet, Bekir kaptan da buradaymış. Ya Bilal, Bilal bak. Bilal! Allah aşkına bak, programı birlikte sunacağız. Koca program, bir ismimi ezberle artık ya. Evet arkadaşlarım, beni uyarıyor. Konuğum yetişmiş efendim. Kendisi eski hakem, yeni iş adamı ve diyetisyen İbrahim Hoca geliyor. Ya Fikriciğim kusura bakma. Geç kaldım. Yan stüdyoda Ersen ve dadaşlara eşlik ediyordum. Halay biraz uzadı. Affedersin. Hoş geldin hocam. Bir dakika, bir dakika. Bu İbrahim Hoca mı o İbrahim Hoca? Ya bu benim futbolculuk hayatımı bitirdi be. Sen kimsin ya? Hatırlamadın tabii değil mi? Yüzün yok. Keçiborlu Spor'dan Bilal ben. Bana kırmızı kart gösterdin. Hoca iki hafta beni oynatamadı. Sonra da futbolculuk hayatım bitti benim. Ya Allah Allah. Ocakta yemek misin sen, unutuluyorsun arkadaş? Hatırlaması yok mu senin demek ki? Siz bunu kamu spotu diye mi aldınız programa Fikri? Hocam sorma ya. Ya cebine para koydum, Avrupa'ya tatile yolladım. Yine geri geldi ya. Ya bumerang gibi atıyorsun, geri geliyor ya. Sülük gibi yapıştı, kene midir nedir ya? İt gibi bir şey. Bir de hilal diye dövme yaptırmış buraya. Hilal ne ya? Ya bu ne ya? Ya ben sizin yanınızdayım şu an ya. Yüzüme karşı benim dedikodumu yapıyorsunuz ya. Vallahi bıktım artık. Ama seni unutmayacağım. Hep söylemiştim. Sen benim futbolculuk hayatımı bitirdin. Yoksa ben hala sahaların yıldızıydım be. Köşe gönderi kadar boyun var. Türlü türlü atarım var. Konuşma be. Evet sevgili seyirciler, stüdyoda bir gerginlik oldu. Umarım bu reytinglere de yansır. Evet, Türk televizyonları için öncü, Avrupa televizyonları için tırt programımıza kaldığı yerden devam ediyoruz. Hocam, maç için ne diyeceksin? Vallahi Fikriciğim, beni biliyorsun. Ben kadın hakemleri gayet başarılı buluyorum. Ama bu akşamki maçı yöneten hakem deli ya. Resmen kadın indirim haftasında AVM'ye dalar gibi girdi, öyle kart kullandı, öyle kart kullandı. Ya ben bu adamın günahım kadar sevmiyorum, yalan yok. Ama burada ona katılacağım. Çünkü hakem rezaletti. Çok kötü, neredeyse bunun kadar kötüydü. Bak canlı yayında olmasak taban dalacağım ben buna ama sen varsın diye susuyorum Fikri. Tamam. Kelsin, kelsin. Aman hocam boş ver. Ne var ne? Gerilim yükseliyor. Hocam boş ver, sen takma onu, boş ver. Ne takacağım ya? Evet, Mustafa beni uyarıyor. Evet Mustafa, sanırım... Mustafa, Mustafa. Mağdur takımın hocası İsmail Hoca yanında sanırım. Evet Fikri abi, şu an yanımda. Mağdur takımın teknik direktörü İsmail Hoca burada. Hocam, bütün oyuncularınız haksız yere kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Ne düşünüyorsunuz, ne söyleyeceksiniz? Top bizi bu hafta sevmedi. Hocam, top değil de sizi hakem sevmemiş olabilir mi? Yok vallahi ya, hakem ne gördüyse çaldı yani. Hakemlere de bu kadar da yüklenmemek lazım. Ya sen deli misin? Delirdin mi hocam? Bunun gördüğü kırmızı kartlar kesin kafa yaptı bundan. Böyle bir şey var mı ya? Neresi iyiydi hakemin? Sahaya giren... Ya kadın sahaya giren sağlık görevlerine kırmızı kart gösterdi. Ben onu tam olarak göremedim yani. Eğer orada bir karışıklık olduysa tabii önce sağlık. İsmail! Oy anam. Sen burada benim dedikodumu mu yapıyorsun, ha? Yok karıcığım, olur mu? Hiç ben öyle şeyler eder miyim ya?
Karıcığım mı? Karıcığım mı? Evet, 2 saniye geç geliyor, ondan yankı yapıyor. Anladık be adam. İsmail Hoca, hakem Burcu Hoca senin karın mı ya? Evet. Öyle oldu, tesadüf oldu. O benim hayatımın güneşi, çocuklarımın anası. Ya hocam, inanır mısın? Şuna çok şaşırıyorum. Herkes eve iş götürür, sen işe ev getiriyorsun. Acayip şakalar yapıyorum. Böyle bir şey yok yani. Evet Burcu hocam, 22 kırmızı kart var. Penaltı pozisyonları var. Sanırım bu sizin ilk maçınızdı ve eşiniz İsmail Hoca'ya karşıydı. Neler hissettiniz? Yani ben neler hissedeceğim? Hak ettiler. Ben de verdim onlara yani kartları da. İki laf et İsmail'e. Bak nasıl konuşuyorlar benim hakkımda. Evet, biraz merhametli anaç bir yapısı var. O yüzden etmiş olabilir. Ya hocam, kadın trip atar gibi oyundan oyuncu atıyor. Hala anaç diyorsun ya. Ya sen benim hakemliğime laf mı ediyorsun acaba sen? Ha? Sen benim hakemliğime laf mı ediyorsun? Benim anacı atacağım burada. Allah'ını seversen. Hanım. Hayır lütfen. Bir dakika, beni niye itiyorsunuz ki? Ben niye itiliyorum? Ben bu kadar piyon olmak istemiyorum ben ki. Allah Allah. Konuşuyorsunuz, kadın oradan çıkıyor. Benim üstüm. Beni esse halim Allah ya. Evet. Evet Fikri abi, şu an yan hakemimiz ve kaptan Bahadır yanımıza gelmek üzere. Ben Burcu Hanım'a bir şey sormak istiyorum öncelikle. Burcu Hanım merhabalar, Bilal Koç Yiğitmen. Bülent mi dedi? Vallahi hocam biz hiçbirimiz tanımıyoruz yani. Evet buyurun. Yahu he Bülent. Tanısan günahın girensin zaten. Nasıl hakem olmaya karar vermiş? Çünkü ben çok şaşırdım. Şimdi Bulut hocam, şöyle oldu hocam. Bilal. Şimdi Hilal hocam, şöyle oldu hocam. Şimdi bu tipine sövdü. Bana diyordu ki, ben takımla kampa gireceğim. Yok ya, neymiş o takım, neymiş o kamp bakalım, söyle sen bana. Ben de merak ettim, bir kullandım bu işler. Gittim bir maç izledim. Çok kolaymış hakem olmak. Hakem oldum ben de, düştüm peşine. Şimdi her maç oradayım. İşte bak, Türk futbolu bu yüzden bu halde. Şurtutuyorsunuz adamı. Ya maç izlemekle hakem olur mu? Ben de çocuğumun doğumunu izledim. Çocuk mu doğurdun sonra? Sen de mi benim hakemliğime laf ediyorsun ya? Ya iki laf et. İki laf edeyim. Vallahi çok sinirli, agresiftir. Oraya gelmesin. Bak bir kere geldi. Bak bunu kızdırmayın. Oradan çıkıyor vallahi bana. Bir şey olacak. Sen benim hakemliğime laf ediyorsun. Sen benim hakemliğime laf ediyorsun. Sen de ettin laf ettin. Sen ettin laf. Ya ben nereye ettim Allah'ın kitabını seversen ya? Ben hiçbir şey demedim hocam. Bu konuşuyor. O de o. Ne o? O yaptı. Vallahi bak çok kötü olur ha. Lütfen stadınıza dönün, rica edeceğim. İşinize gelince Bilal yürü. Evet. Evet. Öyle iş mi var? Bir şey soruyoruz. Cevap yok. Kadın geliyor. Hurra. Ya bakma öyle Allah'ın kitabını seven sen ya. Evet. Yayınımıza katılmak üzere yan hakemimiz Mehtap ve Kaptan Bahadır geliyor. Şimdi ben bu yan hakeme bir şey sormak istiyorum Mustafa. Şimdi Mehtap Hoca sen yan hakemsin. Ben hakemlik hayatım boyunca ilk defa bir... bitirsin de öyle dedi abi. Şimdi ben hakemlik hayatım boyunca hiçbir yan hakemin kart kullandığını görmedim. Sen kart kullandın ya. Senin yan esiyor muydu? Kafayı mı üşüttün acaba sen? Efendim, o bildiğiniz kartlardan değildi. O özel bir karttı ve özel olduğu için size hiç ilgilenmez. Tamam. Hınzır ya. Hınzır ya. O karttaki yazan numaradan arayacağım. Oradan ulaşacağım. Bak, tamam. Hocam, öncelikle iyi akşamlar. Şimdi şöyle bir yorum yapayım. Hocamız eğer bir kart gösteriyorsa... yani o kart niye gösterdin hocam denmez. Hem ayrıca şu sportif vücuda da gösterilmez mi şimdi? Ya Jennifer Lopez olmuş arkan, hala konuşuyorsun. Vallahi ağzımdan aldın Necefli Maşrafa gibi. Üstten alttan boğmuşlar, orta taraftan. Sen sus! Tarama özürlü seni. 40 yılın başında bir adam bulmuşum, ezdirmem. Sen hiç ya karışmayacaksın, sen sus! Ya arkadaş bu ne ya? Maç değil, Dallas ya. Vallahi yalan rüzgarına dönmüş ya. Bu ne be? Peki hocam, ben size bir şey sormak istiyorum. Efendim?
Kantocu bu ya. He. Nurhan Hanım. Ben şunu merak ediyorum. Evet. Ben şarkıyı söyleyeceğim, dayanamıyorum. Hocam, hiç pozisyon yokken bu balta bir anda size çelme takıp düşürüp üstünüze atladı. Ya niye bir kart mart gösterttirmediniz siz buna? Ya hocam, 40 yılın başına bir kız düşürmüşüz. Onda da gözünüz mü var ya? Avantaja bıraktım efendim. O pozisyonu değiştirmeye gönlüm el vermedi. Acımam ya. Kim bu? Niye böyle soru soruyor bana? Efendim, ben zor durumda kalıyorum. Tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Hiç tanımıyoruz. Bilal, Bilal ben. Beni soruyorsa. Bak, bak Mustafa. Mustafa, bak, bak. Hiç göremez ki o. Tabii orada ekran yok. Ya tamam, bu röportaj bitsin, biz şey yapalım. Maçın tekrarını seyredip şu tartışmalı pozisyonları bir daha tartışalım. Şey Burcu Hoca, bakın sizin bayan olmazsa biz bir şey demiyoruz ama tebrik kartı dağıtır gibi kart dağıtıyorsunuz ya. Çok kart gösteriyorsunuz. Sen de çok kart gösteriyorsun. Kart gösteriyorsun, kart. Hani sen ona dedin ya, sen çok kart göster. Ben de sana diyorum ki, sen de çok kart gösteriyorsun. Yani yaşlı anlamında kart. Ha, acayip. Hiç kimse bunu anlamıyor mu ya? Evet. 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 Ya İsmail Hoca, ben anlamadım ki bu nasıl maç yönetmek ya? Eşiniz 5'te devre 10'da biter diye maç mı yönetilir ya? Vallahi olmaz. İşte kendisinin babası Merkez Hakem Komite Başkanı ya. Ondan... Sema, torpilli mi diyorsun şimdi burada? Burada herkes önünde. Yok ama ben cümlemi bitirmedim ki ya. Oradan esinlenmiş yani. Öyle özenmiş, ondan dolayı oldu herhalde. Peki Burcu Hocam, ya maçı blok yapalım. 15 dakika eve erken gidelim dediğiniz doğru mu? Ya doğru. Evde ateşte yemeğim var benim. Çabucak bitsin. Uzatmanın ne anlamı var? Bitsin eve gidelim. Ya Burcu Hoca, kolumdaki sağ sünnet hediyesi mi acaba? Öyle şey olur mu ya Allah aşkına? Yapma gözünü seveyim, blok blok diyor. Ya 75 yıllık hakemin böyle şey görmedim ben ya. Ya yuh artık ya. Yok 800 yıllık hakemsin. Böyle iş mi var? Sen 75 yıl önce portakalda vitamin bile değildin. Sen düşünce aşamasında bile değildin. Acayip şaka yapıyorum ben bugün ya. Bak bu kim bu? Bu kim bu? Hocam adam doğru söylüyor aslında. Sen daha 56 yaşındasın ya. Diyorsun 75 yıllık hakemim. Senin yaptığın da tam hakem atışı hocam. Çok iyi. Reklama gidiyor, reklama. Ölüyorum ben. Ya bu ne ya? Çok iyi ya. Oğlum nereden buluyorsun bunu sen ya? Ya koskoca adamlarsınız, halinize bakın. Ben o kadar kaliteli şaka yapıyorum. Hiç kimse gülmüyor. O diyor ki, sen yalan söyledin diye hakem artışıymış. Vah 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 vah. Ay ne komik ya. Bir daha da bakayım. Ya seninki tam hakem atı. Hayvan ya. Ya böyle bir saçmalık yok Allah kitap aşkına ya. Evet. Evet, gülmekten karnımız ağrıdı. Evet. Şu an Merkez Hakem Komitesi Başkanı yanımıza, yayınımıza teşrif ediyor. Evet hocam, buyurun. Evet sevgili hocam. Buyurun hocam. Ne oluyor burada? Kızımı niye ağlatıyorsun? He? Çok sinirim bozuk babacığım. Ağlama kızım, ağlama. Türkiye'de 30 tane babadan oğlu hakem var. Bir tane babadan kız hakem çıkmış, çok mu? Ağlama.
Tamam. Burada duralım sevgili seyirciler. Ben alışveriş yapmaya gittim. Batarya alacağım. Dediler ki bana, hani yabancı marka dediler ki, ya batarya, bu babasının, bu oğlunun hangisi iyi dedim. İkisini de kullanıyoruz, ikisi de iyi dediler. Aklınızda bir şey gelmesin. Tamam baba. Ben bunu biraz odamda düşüneceğim. Ne demekmiş Bilal bu? O şey olursa öbürü daha kötü olur. Hep bu damadın yüzünden babaya bu yerciyi. Damat ne yaptın kızım ha? Vallahi korktum gözünüzü kan bürümüş, ne olur bana vurmayın ya. Allah aşkına o bana şey etti ilk maçı ya. Kart gösterdi ya, kart gösterince ondan dolayı hüzünlendi, ondan ağlayı yani. Evet babacığım ya, bana diyorlar hakem olamazsın diyorlar bana. Bırak bu işi diyorlar, sen evin hanımı ol diyorlar. Bunların hepsi tek tek bu. Onun için yanındaki o, hepsi beni alay ettiler. Kim diyor lan bunu? Bence maçı çok iyi yönetti hakem. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Maçın yıldızı hakemdi ha. Evet, 10 numara hakemdi. Müthiş yönetti bence de. Alemin kralı gelmiş. Erman Hoca hoş geldin. İbrahim, ben nasılsın? Hoş bulduk İbo. Ne haber? Sağ ol. Erman Hocam, merhabalar. Merhaba. Bilal Koç Yiğit, ben Keçiborlu'dan, hatırladın mı? Hatırlamaz mıyım seni Bilal? Ana! Seni kim hatırlamaz Bilal? Erman Hoca, hakikaten hatırladın mı? Ciddi misin ya? Hatırlamaz mıyım? Keçiborlu'nun bir kirazını hatırlarım, bir Bilal'ini hatırlarım. Ya kiraz tamam da hakikaten mi hatırladın bunu? Nereden hatırlayayım? Yolda görsem yolumu çeviririm, mahalleden öbür tarafa giderim. Sen yoluna devam et hocam sana. Ya yaşa. Nasıl bir şey? Çok merak ediyorum ya. Yani ben buradayım, yüzüme ikinci kere dedikodum yapılıyor. Yani... Ya tövbe yarabbim ya. Ya babacığım, bunlar bana diyorlar ki sen diyorlar çok kırmızı kart verdin diyorlar. O kartları ben geri mi alayım acaba baba? Al yavrucuğum, eve götür, çanta manta yaparsın. Onu yapayım baba. Bir taraflara koyarsın. Sen babanın elini öp de biz inceden gidelim. Ben en son programını izledim. Bu büyümüyü de yapay. Vallahi bizi yamultabilir. İnceden gidelim biz. La oğlum, seni niye yamultayım la? Baksana, kabak gibi şey, tüy bitmiş kabağa benziyorsun değil mi baba? Ne biçim bu kel be? Bu ne? Öyle mi? Evet, tezahür etsin seni, sen neyle yamultacak benim baba? Tüy bitmiş kabak çiçeği gibi. Aynen öyle be. Zekalı, yürü git biz eve gidelim. Tamam babacığım, sen anneme de selam söyle. Biz eve gidelim, bak babam sana iyice soracak şimdi. Babacığım, sağ ol baba. Aslında güzel şaka yaptı, kimse anlamadı değil mi? Tüy bitmemiş kabak diyor, tüy bitmiş kabak diyor. Bu şimdi kabak ya. Ya siz anneyi anlıyorsunuz ben. İşim sakalını anlıyorsunuz amca. Hakem atışı vay. Ne sulandırdı bu program arkadaş? Ya sulandırdım programı kardeşim ya. Ya çık git ya. Hocam şu an stüdyoda meyveden, sebzeden bahsediyor Baki Hoca. Siz ne diyeceksiniz bununla ilgili bir yorum? Hocam ben kamzumallık da yaptım. Kabaktan da anlarım. Hıyardan da anlarım. Ya süper ya valla. Ben şöyle tezgaha uzanayım. Siz böyle... takılın yani. Bu ne ya? Allah Allah. Vallahi ayıptır ya. Ne diyorsun sen lan? Aman hocam. Ne diyorsun sen lan? Ha? Hocam ben hiçbir... Soru mu var? Soru mu var? Ha? Soru mu var? Söyle. Sanırım ya. Ha? Ne şeyim var ya? Geç şöyle ya. Geç şöyle. Hocam buyurun oturun hocam. İnsanı şey yapıyorsunuz ya. Hocam. Sen ayakta kal. Ya çekil ya. Ya oğlum adını rica ediyorum. Evet sevgili seyirciler, bir zemin kötü programının daha sonuna geldik. Evet Erman hocam, buradan Türk hakemlerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Hocam. Ya git öte git ya. La kaybol. Öte git ya. La sahtekar kaybol, ben geldim hemen adam oldum.
Hocam. Hocam. Hocam arkadaşı kafese koyduk. Ayağını kaldır lan, tak ayakta dur. Aferin. Evet. Yarım saat bekle. Kabuklu yiyecek vermeyin buna ya. Hocam buradan Türk hakemlerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim var da şimdi buradan söylemeyeyim. Arkadaş, sevgili hakemler. Sağınız solunuz oynamasın. Adam olun, doğru düdük çalın, ben arkanızda dururum. Sağınız solunuz oynarsa hepinizi caca doğrarım. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım.